Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün değişik bir çalışmayla karşınızdayım. Uzun zamandır bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Bugün hep beraber, sizinle beraber arkamda görmüş olduğunuz alışveriş merkezine girip 15 liraya nasıl bir hayatı idame kiti yapacağız onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu hayatı idame kiti en temel seviyede olacak. Yani içerisinde barınma, ısınma, aydınlanma ve savunma ile ilgili birkaç parça malzeme olacak. Sizi de bu kitin ne kadar kolay yapılabileceğini görmüş olacaksınız. İsterseniz de çok daha fazla uzatmadan gelin videomuzu çekmeye başlayalım. Şimdi kalkıp alışveriş merkezine doğru gidelim. Bakalım içeride bizi ne bekliyor olacak. Arkadaşlar malzemeleri aldık şimdi. Bakalım ne kadar tutacak. Arkadaşlar malzemelerimizi aldık şimdi. Şimdi stüdyoya gidip orada bakalım neler almışız. Onları nasıl bir hayatı idame kitine çeviririz. Bunu inceleyeceğiz. Artık stüdyoda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hayatta kalma kitimizi yapmaya başlayalım. İlk başta neler almıştık hatırlayalım. Bant, rafya, çok sağlam bir iptir bu. Atık polyesterden üretilir ve çok sağlamdır. Aynı zamanda çok dayanıklıdır. Yani doğa şartlarına karşı çok dayanıklıdır. Yani aşağı yukarı 20-30 yıl doğada çözünmeden kalabilir bu. Bataryalar, piller, fener. Bu sanırım fenerin ipi çıkmış olabilir kutudan. Koruyucu örtü. Normalde bu boya yaparken yerleri boya sıçramasın diye kullanılan örtülerden. Bunu biz rüzgardan korumak ve barınak yapmak için kullanabileceğimiz bir plastik. Çok kalın değil, çok dayanıklı değil ama rüzgara ve suya karşı bizi koruyacaktır. Düzgün kullanabilirsek. Ateş. Bıçak, kiti içine koyacağımız saklama kabı, alkollü mendiller, bunlar sterildir arkadaşlar. Aynı zamanda hatırlarsanız marketten ürünleri alırken fazladan naylon torba almıştım ve ayrıca ürünleri taşıdığımız naylon torbada kitimizin içerisinde olması gereken
parçalardan. Şimdi bunların ne işe yaradığını yavaş yavaş inceleyelim isterseniz. Bu saklama kabını kitimizin içeriğini koruması için kullanacağız. Bu aynı zamanda su geçirmez kap. Aynı zamanda su depolamak için kullanabileceğimiz kaplardan da bir tanesi. Aynı şekilde naylon torba da birçok erzağımızı saklayabileceğimiz, içerisine koyabileceğimiz, barınak yaparken kullanabileceğimiz ya da su depolamak için kullanabileceğimiz ekipmanlardan. Bu naylon torbalar da öyle. Çakmak, ateş yakmak için kullanılacak. Islansa bile kuruduktan sonra tekrar çalışabilme özelliği var çakmakların, biliyorsunuz. Tek kullanımlık değil, çok kullanımlık. Batarya hem aydınlatma için kullanacağız hem de çakmağın çalışmadığı yerde ateş yakmak için kullanabiliriz. Rafya. Bunu barınak yaparken kullanacağız veya bir şeyi bağlarken, dikerken kullanabileceğimiz bir ip. Bildiğiniz gibi rafyaların şöyle bir özelliği var. Bu tek bir ipmiş gibi gözüküyor ama ben bunu buradan tutup ikiye bölersem, bakın iki ip oldu. Bunu dörde de bölebilirim. Çok amaçlı kullanılabilecek bir şey bu. Tabii ki insan taşımak için kullanılmaz, bir paracordun yerini tutmaz ama ip olmadığı yerlerde bu ipi çok rahat kullanabiliriz. Çok faydalı bence. Gene barınak yaparken kullanabileceğimiz koli bandımız. Duct tape aradım orada ama maalesef yoktu. Artık bunu almak zorunda kaldım. Yaklaşık 25 metre bant var içerisinde. Bunu birçok şeyde kullanabiliriz. Özellikle su damıtırken, daha doğrusu su buharlaşmasından içme suyu elde etmeye çalışırken çok fazla faydasını görebileceğimiz bir ürün bu bant. Fener. Gördüğünüz gibi basit, adi bir fener ama kuvvetli bir ışık veriyor. 1 wattlık led var içinde. Bu sistemi ateş yakmak için kullanabiliriz. Çakmağımız bittiği zaman. Buradaki merceği yine güneş vasıtasıyla ateş yakmak için kullanacağız. Kullanabiliriz. Bataryalar bitene kadar da aydınlanmak için kullanacağız bunu. Alkollü mendil antiseptik olarak kullanılabilir. Yara olduğu zaman temizlemek için. Bu ip de buraya takılacak. İp diyorum. Halka. Naylon torba 4 tane 2,5 metrekare, yani toplamda 10 metrekare naylon örtü var bunun içerisinde. Su geçirmez. Aynı zamanda su buharlaşmadan su üretirken bunu kullanacağız. Barınak yapmak için bunu kullanacağız. Yağmurdan korunmak için bunu kullanacağız. Isınmak için bunu kullanacağız. Rüzgarı kesmek için bunu kullanacağız. Doğada oluşturduğumuz barınağımızın üstünü ve yanlarını bununla kapatarak rüzgardan ve yağmurdan çok rahat korunabiliriz. Barınağımızın üzerine bunu örteceğiz. Onun üzerine de çalı çırpıyla örterek bunun uçuşmasını engelleyeceğiz. Etrafını toprakla kapatacağız. Bu da bıçağımız. Bayram marka. Bursa paslanmaz çelikmiş ama çok kaliteli bir çelik değil. Ama jilet gibi ağzı var. O yüzden bu bunun için güzel bir kın olabilir. Hemen bir tane kın yapalım. Bıçağımızın kını da hazır. Önce bantımızı açıp ardından malzemeleri kutuya yerleştirmeye başlayalım.
kutunun ağzını kapatmak için bir miktar bant alıyorum ben. Bu bantı ayırıyorum. İlk başta fazlalıklardan kurtulalım. Evet, fener çalışıyor. Torbayı koyuyorum. Naylon örtüyü koyuyorum ilk başta. Bu çok önemli, bu malzeme biliyorsunuz. Korunmak ve ısınmak çok önemli. Barınak çok önemli ve ıslanmamak. Bu çok fazla iş görüyor. Ben şimdi 15 liraya bir tane hayatta kalma kiti yapıyoruz ama normal zamanlarda kampa giderken de özellikle kışın bunlardan yanıma alıyorum. Çadırımın altını ve üstünü bununla izole ederek yağmurlu, karlı havalarda tamamen kuru kalmayı başarabiliyorum çadırımın içinde. Ben bu malzemeyi çok seviyorum. O yüzden direkt bunu gittim, dikkat ettiyseniz alışveriş esnasında da. Diğer torbalarımızı koyalım. Fenerimizi ekliyorum. Ateş, alkollü mendil, ip, batarya, fenerin ipini de geçirelim hemen. Koli bandımız. Bunun içerisinde birazcık kav olarak pamuk koysaydık 14 liraya tutmuştu bütün alışverişimiz. 1 liraya da pamuk alabilirdik orada. Aklıma gelmedi. Ama arzu ederseniz evinizde pamuk varsa bunun içine de ekleyebilirsiniz. Normalde bıçağı da bu kutunun içerisine ekleyecektim ben. Ancak bunu büyük bir ihtimalle yanımızda taşımak, yani belimizde taşımak çok daha doğru olacaktır. Bunu kutuya eklemek için kabzasından ve ucundan birazcık tıraşlamayı düşünüyordum. Ama bunu böyle kullanmaya karar verdim. Şimdi ayırdığımız bantla izolasyon işlemine geçelim. Hayatta kalma kitimiz bitti arkadaşlar. İsterseniz farklı bir rengi boyayabilirsiniz. Fosforlu, göz alıcı bir rengi. Bunu pembe seçmemizdeki amaç bu. Çünkü doğada bu kadar parlak ve fosforlu bir pembe bulunmuyor biliyorsunuz. Yani acil bir durumda hemen yerini bulabilmek için. Dış şartlardan da izole ettik. Bıçağımız da burada. Evet arkadaşlar. 14 liraya bir hayatta kiti, hayatta kalma kiti, hayatı idame kiti nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Aklınıza takılan bir soru olursa veya önereceğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorum bölümünden veya Velespit.net web sitemiz üzerinden sorarsanız elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.